Herkese merhaba. Bugün maya kullanmadan yumuşacık pamuk gibi bazlama yapacağız. Bir su bardağı yoğurdum var. Bir su bardağı su ekliyorum içerisine. Bir tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıyorum. Tuz miktarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Yoğurdu ben ev yapımı yoğurt kullandım. İsterseniz market yoğurdu da kullanabilirsiniz. Yoğurdunuzu kendiniz mayalamak isterseniz de. tarifi kanalımda var. Bir pakette kabartma tozu ekleyip şöyle bir karıştırdım. Daha sonra içerisine yavaş yavaş unumu ilave ediyorum. Toplamda 3,5 4 su bardağı un yeterli olacaktır. Böyle elimize yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur elde ediyoruz. Gerçekten böyle mayalıyı hiç aratmıyor. Yumuşacık, puf puf olacak. Hamurumu yoğurdum. Bakın kıvamı bu şekilde. Gayet yumuşak bir hamur yoğurduk. Şimdi hamurumuzu bezelere ayırıyoruz. Büyüklüğünü istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. E, tavanızın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre de yapabilirsiniz. Bu şekilde bezeleri ayırdım. Ben toplamda 10 beze yaptım. Bir tanesini ayrıntılı göstereceğim. Zaten diğerlerini de aynı şekilde hazırlamayı devam edeceğiz. Çok az un aldım hafif böyle alt üst üzerine un serpiyorum. Daha sonra da bir merdane yardımıyla tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum. Söylediğim gibi büyüklüğünü tavanıza göre ayarlayabilirsiniz. Eğer yapıştığını hissederseniz de ara ara çok fazla olmamak şartıyla un kullanabilirsiniz. Tavamı ocağın üzerine aldım. Hafif ısınmasını bekledikten sonra açmış olduğum bazlamamı içerisine alıyorum. Orta ateşte pişiriyoruz. Çok kısık ya da çok harlı olmasın. Bakın hafif üzerinde böyle kabarcıklar oluşmaya başladığında ters çeviriyoruz. Ve pişirmeye devam ediyoruz. Ara ara böyle elinizle çevirin ki tüm yüzeyi eşit şekilde pişsin. Böyle yavaş yavaş çevirerek pişirmeye devam ediyorum. E, bu arada e, isterseniz tamamını açıp üzerine bir örtü kapatıp daha sonra tek tek pişirmeye başlayabilirsiniz. O şekilde beklettiğinizde çok daha yumuşak, çok daha kabarık olacaktır. Ya da o kadar zamanınız yoksa en azından bir tanesi pişerken diğer tarafta siz ikinciyi hazırlayabilirsiniz. O sırada beklesin mayasını tekrar alsın. Bakın bunu birazcık ben bekletmiştim. Üzeri daha kabarcık kabarcık oldu. Bu şekilde tamamını bütün bezelerin bitene kadar pişirmeye devam ediyorum. Gayet de güzel pişiyor. Tamamını hazırladıktan sonra size zaten yumuşaklığını iç yapısını da göstereceğim. Ben bazlamalarımı hazırladım, pişirdim. Bir kısmını sade bıraktım. Diğerinin de üzerlerine tereyağı sürdüm. Yani siz de böyle sıcak şekilde servis etmek istiyorsanız böyle tereyağında gayet lezzetli bir şekilde servis edebilirsiniz ya da benim gibi böyle sade bırakabilirsiniz. Tazeliğiyle dondurucuya atarsanız çıkardığınızda yine aynı lezzeti yakalayacaksınızdır. Şöyle yakından bakın yumuşaklığını da size göstereyim. Gayet böyle puf puf Aynı mayayla hazırladığımız gibi bazlamalarımız oluyor. Zamanınız yoksa bence bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle mayalanma süresini kısaltmak için güzel bir alternatif. Çayınız demlenene kadar dahi hemen hazırlayabilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni tarif ve videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.